Veli'den borç alıp annenin borcunu geri öderim. Birkaç ay sonra da ondan alıp Veli'nin borcunu geri öderiz. Resmen Ali'nin külahını Veli'nin başına, Veli'nin külahını Ali'nin başına geliyor. Mehmet Ali de bir iki ay süre verdi. Evin kirasını birkaç ay daha sallayabilirim. Bilirsin öyle veririz. Hem adamın eline de toplu para geçmiş olur. Alo? Oo, Hasan Usta nasılsın? Ha, bilirim, bilirim. Senet günü geldi geçti. Ha. Protesto mu? He, elime ulaştı. En geç bir seneyi öderim. Ya Hasan Usta şaka ediyorum ortalık şenlensin diye. Ya en kısa zamanda ödeyeceğim dedim ya. Ya Hasan Usta, avukata hadise ne gerek var? Ödeyeceğim dedim ya. Hadi kapat, çok yazmasın. Hadi Allah'a emanet. Ya Emine, baksana kapıya. Buyurun, kimsiniz? Merhaba. Ben Deniz Avukat Ayhan Seçkin. Avukat mı? Kız neresi de kapıyı çağırdı? Allah Allah! Kimmiş Mersin'e? İyi günler. Ben avukat Aykut Korkmaz. Yani avukat mı? Anahtar. Ay! Ölme Teyhan, ne olur ölme. Erimin direği, ölme. Ölme. Kalpten değil de biraz daha bastırırsan sayende öleceğim Mersin'e. Çaktırma da avukat acısın da acizden vazgeçsin diye numara yapacağım. Bilmiyor musun sen? Uçak uçak borcumuz var. Ay Allah'ıma şükür, çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Vallahi sen kararı vermişsen beni öldürmeye. Muhsin'e bari yanık, siz misiniz? Muhsin'e? Yoksa sen de mi sağa sola borç yaptın? Yapmadım. Siz beni yanlış anladınız herhalde. Ben buraya size önemli bir haber vermeye geldim. Neymiş önemli haberler? Uzun zamandır sizi arıyorduk. Daha doğrusu babanız. Babam mı? Babası mı? Evet. Babası çocukken ölmüş. Anası da ölünce yetimhaneye verilmiş. Oradan da evlatlık verilmiş. Bütün bunları biliyoruz. Ama sizin bilmediğiniz babasının ölmediği. Babanız gemi kaptanıymış. Bir sefer sırasında korsanlarca kaçırılmış. 10 sene sonra Türkiye'ye geldiğinde ailesinden bir iz bulamamış. Ömrü boyunca da ailesini aramakla geçirmiş. Ve en sonunda beni tuttu. Ben de sizi buldum. Film gibi vallahi. Aynen öyle oldu. Demek babam yaşıyor. Maalesef babanız öldü. Çok üzgünüm. Ya sen deli misin, divane misin? Bir öldü değilsin, bir ölmedi değilsin. Bir karar ver artık. Araştırma sürerken hayattaydı. Fakat sizi bulmaya ömrü vefa etmedi. Ay. Demek babam yaşıyordu ama öldü. Bir varmış, bir yokmuş gibi bir şey oldu bu ya. Ya avukat bey, sen bizi önce sevindirip sonra üzmeye mi geldin kardeş? Bir değilsen ki babası yaşadı. Bir de değilsen ki öldü. Amacın nedir bilmiyorum de. Kafandan geçenleri söyle de sen de rahatla biz de rahatlıyor. Muhsin Hanım'a babasından kalan mirası tebliğ etmek için buradayım. Ne? Miras mı? Miras mı? Ben zaten çok severdim rahmetli kayınpeder. Toprağı bol olsun, nur içinde yatsın. Adı neydi kayınpeder? Halit, Halit Akça. Hemen Halit Akça babanın ruhuna bir mevzu okutacağım. İşte. Bütün belgeler burada. İmzaladığınızda miras sizindir. İmzayı atırık, mirasa koyarız. Evet, bu kadar. Vallahi bundan iyisi tedavif olmaz. Siz değil. Eşiniz imzalayacak. Ne fark eder avukat bey? Ha hanım imzalamış, ha ben imzalamışam. Olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii. Muhsin Hanım imzalayacak. Olsun. Ha öyle ha böyle. Sonunda miras bizim değil mi? Evet.
Mehsineciğim, şunu imzalar mısın? Peki bey. Evet, vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun. Emine, biliyor musun bu imza nikah masasına attığın imzadan daha önemlidir. Bu imza sizi İstanbul'da bir ev, bir de lokanta sahibi yaptı. Allah'ıma şükürler olsun. Bir atasözümüzün doğruluğu da test edildi ve onaylandı. Ne demişler? Kul sıkışmayınca Hizir yetişmezmiş. Avukat bey, İstanbul'a ne zaman gidebiliriz? Ne zaman isterseniz. Ev de sizin, lokantada. Bekle bizi İstanbul, yakında geliriz. Evde oturur, lokantadan da riskimizi çıkartırız. Rahmetli baban her şeyi düşünmüş. Dur içinde yatsın. Adresler ve diğer gerekli belgeler bu zarfın içinde. Teşekkür ederiz. Bundan sonrasını biz hallederiz. Yalnız bir şey sormak isterim. Tabii buyurun sorun. Rahmetli için nakit bırakmadım. Taşıma vesaire işlemler için bir miktar bıraktı tabii. La harbiden çok kral adammış. Bu kayınpederim olacak rahmetli. Çok iyi adamdı Halit Bey. Öyle Erim Bey. Hayat devam edeyim. Ne kadar canlı bıraktı kayınpeder? Nasıl canlı? Yani nakit para demek istedim. 20.000 lira kadar. Ya resmen piyango da bu, piyango. O da bu zarfın içinde zaten. Ya yandı, elim yandı. Ya avukat bey, bu birden söylenir mi ya? Hey Allah'ım, hakikaten büyüksün. Kurban olurum ben sana. Bununla bayağı borç öderiz Emine. Kalanları da peyle beyi kapatırız. İnşallah be, inşallah. Mehsine, burada tam 20.000 kaymak var. Rahmetli her şeyi düşünmüş ya, sağ olsun. Hele söylediğim lafa bak ya Mühsin'e. Hem rahmetli diyelim, hem sağ olsun diyelim. Sormak istediğiniz bir şey olursa beni arayabilirsiniz. İşte kartım. Yani avukat bey, bunu vermeseniz de kontrol kartı verseniz daha iyi olur ama... ben sizi çaldıracağım, siz beni ararsınız. Tamam, tamam. O zaman size iyi günler diliyorum ben. O zaman biz de size güle güle diyoruz avukat bey. Buyurun. Ayağına sağlık avukat bey. Böyle hayırlı haberlerle geldiğin sürece sana kapımı son ne kadar açtım. Zengin olduk Emine'm, zengin. Ne oldu? Neyin var? Hiç. Sağken babamla görüşebilirmişim demek. Onu düşündüm. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Ya, kaderde babamla kavuşabilmek yokmuş demek. Ama ciderek babalarını da yaptı rahmetli. Büyük adammış. Harbiden kral adammış. Hem senin gibi kadının da babası böyle has olmalıdır. Bakın çocuklar. Büyük şehre yani İstanbul'a gidiyoruz, tamam mı? İstanbul Erzurum'a benzemez. Orada iri insanlar var ki insanın gözünden sürmeyi, cüzdanından parayı çeker alırlar. Hiç kimsenin de ruhu duymaz. Tamam mı? Onun için yani içi kopuğu çoktur oranın. Benim sözümden çıkmak yok. Siz gece otobüsüyle geleceksiniz, tamam mı? İstanbul'a. Biz de ananla kamyonla gelecek, malum ya. Eşeğe sahip olmamız lazım da. Evet, şimdi elimi öpün, yol kaçtığınızı vereyim. Hadi bak. Maşallah, kurban olurlar. Balakir, balakir. Evet. Al ablası, bu senin. Al bakalım, gücün, bu da senin. Baba, 50 lira bana yetmez. Yeter. Yetmez baba. Ya yeter oğlum, yeter. Yetmez. Ben 200 lira istiyorum babacığım. Ne? 200 lira mı? Lan oğlum yetmez de o para bak ablandan alırsın. Ablandan para verdim. Şimdi ben ablamdan niye para alayım? Estağfurullah, adamı patladır bu oğlan ya. Ya oğlum sen gazino mu kapatacaksan, ne edeceksen? Baba, İstanbul'da 200 lirayla gazino kapatılmaz. Hıkkını sattı ya da mümkün değil. Babasının oğlu. Al ye de pat. Tamam mı kızım bak, kardeşim de iyi sahibi. Tamam babacığım, sen hiç merak etme. Ben ona gözüm gibi bakarım. Tamam kızım, trafik kurallarına da uyun. Uymayanları da uyarın, tamam mı yavrum?
Hadi Allah yolunuzu izni açık etsin. Hadi yavrularım, kurban olayım ben size. Ya ben size demedim ha bu günleri yalıp kesecek. Çok güzel günler bizi bekliyor diye. İyi de baba, sen bu lafı aşağı yukarı 10 senedir söylüyorsun. Doğuşo, sen de benim dedem çıktı mı çıkmadı. Ya Yılmaz, her şey iyi hoşlu. Bu arabayı alman şart mıydı? Hani o paranın bir kısmıyla borçları kapatacaktın? Tatlım, kıymetlim, bugüne bugün İstanbul'da hem bir evimiz hem bir lokantamız vardır. Fintülük etlerin alemi var mıdır? Borçları bir şekilde öderiz. Bundan sonra bize karada ölüm yoktur. Kom buraya oturma amca. Hadi bakalım. Günleri gördük ya, Rabbime şükürler olsun. Taşınan taşınan ha. Emine en son taşınan bak biz olmayacağız. Hani sona kalan dona kalır ya, bak biz kalmayacağız. Bak bugünleri de gördüm ya, başka bir şey istemem Allah'tan. Hadi hadi inelim bir an önce de taşınalım yuvamıza. Ya baba şart mı buraya taşınmamız? Şart tabii kızım. Büyük babanın anana mirasıydı burası. Hem yeri gelmişken bir kere daha saygıyla rahmetle anmak isterim kendisi. Ya Emine. Efendim? Ben sana başın sağ olsun demiş miydin? Yok. O zaman şimdi diyelim başın sağ olsun. Sen sağ olursun. Vay 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 vay. Buranın yanına ultra lüks bile boynu bükük kalır. Resmen şahane be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da şimdi sen selamı sabahı bırak da eşyalar taş. Hadi bakayım. Hadi. Ne eşyası? Sana ne? Taşırım taşımam. Sana ne? Sana nesi mi var kardeş? O kadar para verdik da. Hadi taş bak. Ne diyeyim? Ne parası? Ben 1 lira para almadım. Meryem'e bak. Adam gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Nakliyecilere dikkat et kazık atarlar demiştiler de inanmamış. Sen beni çalışan işçilerle karıştırdın komşu. Ne? Komşu mu? He komşu. Siz burada taşınmayı mısınız? Biz de bu apartmana taşınıyoruz. Siz de mi bu apartmana taşınıyorsunuz? Tam üstüne bastın, ayağını kaldır. Güle güle taşınalım hep beraber. Hadi. Hadi millet. Kapıları açalım da. Desene ki ocağımız battı. Ya komşu. Siz kaç paraya tuttunuz?
Biz tutmadık, kendi evimiz. Bizim de kendi evimiz. Onu demek istemedim. Nakliyecileri kaç paraya tuttunuz demek istedim. Ha, 1500 lira. Yapma ya, 1500 mü? Ula biz 1600'e tuttuk. Neyse, ben bir şey ederim. Bu 100 liraya düşerim. Sağ olasın. Boşuna dememişler, komşu komşunun istikbaratına muhtaçtır. Bak ha buraya ayaküstü 100 lira çerettik. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ya Rabbi ya Resulallah. Ne cins adamlar var he mi? Mezine. Hadi Mezineciğim, bizi bir gezelim. Vay vay vay, efendim kimleri görüyorum, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir bu piyanist şantör kılıklı adam eksik ya. Sen kimsin kardeş? Efendim, ben bu görmüş olduğunuz müstakbel apartmanın müstakbel görevlisiyim. Hı. Kapıcıymış ya, kapıcı. biz apartman görevlisi demenizi tercih ederiz. Biz etmedik. Neyse, adım Peyami. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz. Bari bize yardımcı ol da bir eve kadar çıkarım. Tabii canım, buyurun buyurun. Önden buyurun hadi. Efendim. Şey, dur ben bir nakliyecilere bir bakayım. Eşyalara ne olur ne olmaz. Bence de canım, bence de. Geçen gün 25 numaraya taşınanların 2 sandalyesi... bir de kristal çay bardak takımları kırıldı. Sonra ne oldu? Taşıyanların da burnu kırıldı. Yine taşınan adam boksörmüş. Üzeri zafiyet. Aman kalpler kırılmasın da, gerisi önemli değil. Geldiniz beyim. 13 numara. Oo buyurun buyurun buyurun. Hemen sizi de aranızda çıkarayım. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Asma yüzünü güzel kızım. İstemiyorum. Emine, nasıl buldun yeni komşularımızı? Ay ne bileyim, neticede bir kere gördüm yani. Yenge haklı. İlk görüşte olan şey aşktır. Onun da konumuzla hiçbir alakası yoktur. Ay kadın ama biraz kasıntı gibi değil mi? Hay vallahi bana da öyle geldi. Çekeceğim var benim o kadından. La kapıcım, ha burada iki kişi konuşurken üçüncü olduğunu biliyorsun değil mi? Yok yani hani benim de fikrimi sorarsınız diye peşin peşin şey ettireyim dedim. Senin adın neydi kapıcı? Kapıcı mı? Bakın, biz kapıcı yerine apartman görevlisi demenizi tercih ederiz. Sen yalnız kaldığın zaman kendi kendine öyle dersin. Biz sana kısacası bundan sonra kapıcı diyeceğiz. İyi madem, alışana kadar demenizde hiçbir sorun yoktur. Bak kapıcı, böyle devam edersen, böyle gevezelik edersen... sana bedava tarafından bir estetik ameliyatı yaptırmayı düşünüyorum. Ha böyle ağzını tutup kulak parmağına bile sürüyorum. O zaman daha genç gözükeceksin. Ağır ve tuval ve tuval. Yılmaz, tamam tamam. Şey, bütün komşularımız bu kadın gibi değildir inşallah, değil mi? Ya bana ne canım? Ben kapımı çekerim, otururum evime aşağı. Adamı koynuma alacak değilim ya. Ya kardeş biraz dikkat edin daha. Bak bu koltuklar antikadır. Dedemin, dedesinin, dedesinin yani Uli dedemin bunlar. Fatih Sultan Mehmet hediye etmiş. İstanbul'u fethederken gösterdiği fedakarlıktan dolayı. Sonra dedem 12 tane gemiyi tek başına Haliç'e yendirmiş. Çeke çeke. Dayı. Ha. Bu dayı ne diye? Dikkat et diye. Koltukları kırarsan diye kafanı kırarım diye. Neden öyle demeyi de lafı döndürüyor o zaman? Tamam beyefendi abi, sen hiç merak etme. Biz hallederiz ya. Deyo, bu yeni taşınan tipleri nasıl buldun? Vallahi bilmeden de mevsine. Zararsız insanlara benziyorlar. Ha, onlar mı zararsız? Adamı görmedin mi nasıl cin cin bakıyordu? İnşallah kapı komşumuz falan değillerdir ha. Ulan oğlum siz ne biçim adamsınız ya, kıracaksınız ya. Bak bu tablo Erzurum'u resmeden çok önemli bir resimdir ha. Tablonun adı da
Erzurum'u seyredirem gözlerim kapalı. Dayı ya. Ha. Gene nedir bu dayı? Gözlerim kapalı Erzurum'u tanırım diye. Ha. Niye öyle değil ki? Ne bileyim ben. Erzurumlu ya. Memleketin övü bize hava atı herhalde. Ha, anladım, anladım. Biz bu kolileri taşıyalım. Vay, 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 vay anam vay. Vallahi güzel evmiş biraz. Övünmek gibi olmasın da apartmanımız civar apartmanların içerisinde en güzelidir. Hatırlat da sana da apartmana da bir madalya takayım. Teveccühünüz efendim. Bırak bu kadar muhabbetle. Çağır bir an önce çalışanları, eşyalarımızı yerleştirelim hadi. Derhal. Hay Allah, her yer o kadar dolu ki. Ya kardeşim, dalga mı geçiyorsun? Koy bir tarafa işte. Çüş! Yavaşsana orada! Pardon. Ulan bu memleketin kafasından bir suyundan müdür ya. İnsanlar bir tuhaf olmuş. Tövbe tövbe. Fakat Emine bir şeyi takdir ettim. Neymiş o? Bu kapisi ceveze meveze ama adam kuş gibi uçup adamları çağırmış. Bravo yani. Abi bir müsaade. Buyur gülüm, geç. Hanım biraz fazla para verdik ama adamla da bayağı profesyonelmiş. Baksana dört kişi geçip yollamışlar. Verdiğin para helal olsun diyeceğim ama 1600 lira da bayağı esaslı paraymış. Neyse ben bir şey ederim 100 liraya düşerim. Vay be, kapatıyoruz tabelleri dükkanlara. Hücum eden ahali gibi ne de çabuk geliyorsunuz. Beyim siz kaç numaraya gelmiştiniz? 13 numaraya. Ben beyefendiye sormuştum ama. O da bizimle kalacak herhalde. Ha, öyle mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mühsine, yukarı çıksak da eşyaları yerleştirmeye başlasak. Peki bey. Hadi. Bunlar 13 numara mı dedi? Allah Allah. Yok canım, ben yanlış anlamışımdır herhalde. Ya yanlış anlamadıysam? Allah Allah. Bu işte bir iş var ama. Aha da buraya yazayım. Hop hemşerim hop, ne yapıyorsun? Git başka yere yaz ya. Allah Allah, patron görünce sonra bize kızıyor. Ha? Ya. Evet, bugün eve yerleşiyorlar. Evet, ikisi de. Rica ederim. Görüşmek üzere efendim. Allah Allah. Ya Emine. Efendim, söyle. Bu koltukla bağ yabancı geldi. Bizim böyle acayip koltuklarımız var mıydı? Yoktu tabii. Nereden çıktı bunlar? Bir karışıklık oldu galiba. Ben aşağı ineyim, bir sorayım. Şu yeni taşınanların eşyalarıyla karıştırdılar herhalde. Bak bu nakliyecilerden 100 lirayı kesmek şart oldum olayla. Aa Yılmaz, bana şu bakkaldan bir çift eldivenle bir de çamaşır suyu alsana. Gelirken telaştan unutmuşum ya. Ya sen de bir şeyi bir unutmasan be karı. Başka bir şey lazım mı? Hah bak şimdi. Bir de kova al, bir de süpürge al, deterjan al, matik al. Çamaşır makinesi kurulunca hemen yıkarız. Cam sil falan da al hadi. Ya ben bunları nasıl taşıyacağım? Bunlar için bir kamyonet tutmam lazım ya. Hadi Şenol sen de benimle gel. Tamam baba. Baba. Yiyecek bir şeyler de alır mısın? Sen yeteci iste kızım almaz mıyım? Sen istesin de ben almaz mıyım? Börek de alayım mı sana? Pide de alayım mı? Sen sadece kızını al zaten. Ne var bunda? Beraber yerim. Sen yok musun sen? Dünya bir yana, Fadime bir yana değil mi Yılmaz? Bırak sevsekli. Benim bütün evlatlarım aynıdır. Hadi Şenol gider. Anne. Hı. Bizim evde tablo var mıydı? Yoktu bir kızım. Baban öyle şeye para verir mi hiç? O zaman nereden geldi bu Erzurum tablosu? Sen kafanı yorma böyle şeylere kızım. Baban en iyisini bilir. Hadi gel biz banyomuzu toplayalım.
Asansörü meşgul etmemek lazım. Koskoca eşyaları taşır adamlar da. Lazım bunlar. Tabii haklısın. Şu asansör işi de çok büyük kolaylıkmış canım. Öyle değil mi? Ya Rabbi şükürler olsun. Nihayet evimize kavuştuk Mevsineciğim. Zamanında beni dinleseydin şimdi Türkiye'nin çeşitli semtlerinde evlerimiz olurdu ya. Neyse. Hanım abla. Eğer işin ucunda ev varsa ne diyorsan bana de. Ben seni dinlerim. Vallahi dayar da dinler ha. Değil mi dayar? He. Hem de dört kulağımla. Mesine, açtırma kutuyu. Yıllar önce biraz işlerin verseydin Erzurum'daki o arsayı alacaktım. Şimdi orası su içinde. 3-5 trilyon edin. Vay. Arsa su içinde mi kaldı? Oğlum bir sus ya, bir sus. Sen de zırt pırt laf içerisinden anlama ya. Teo, biz ne zaman yeni bir müzik seti aldık? Saçmalama Mühsine, tabii ki almadık. O zaman bu ne? He, o bizim müzik setimiz değil. Evet, bu bizim müzik setimiz değil. Evet, bizim de değil. Şayet isterseniz bizim olabilir. He. Dur bir deneyin. Ama, aa, bırakın canım. Teo, bu işte bir karışıklık var herhalde. Herhalde Mühsine, herhalde. Hemşerim, siz bu eşyaları nereden getirdiniz? Vallahi biz bu eşyaları kamyondan getiriyoruz. O kamyondaki eşyalar da sizin. Başka bir şey getirmiyoruz ki biz. Pardon, pardon. Bu da bizim değil. He, bu da bizim değil. Ha, vallahi bizim de değil. Bir dakika. Kesinlikle bizim değil. Kesinlikle. Ya arkadaş, siz bu eşyaları yanlış getiririz. Yo, doğru getiriyoruz. Ya biz bu evde oturuyoruz, tamam mı? Bu eşyalar da bize ait değil. Bizimle beraber taşınanlar var ya, siz bu eşyaları onların dairesine götüreceksiniz herhalde. Vallahi bize burasını söylediler. Biz de buraya getiriyoruz. Allah Allah. Bunda bir yanlışlık var, hem de büyük bir yanlışlık var. Beyefendi, başka nakliye firmalarında yanlışlık olabilir ama bizde asla yanlışlık olmaz. Bizde de olmaz ama biz yine başka firmaların günahını almıyoruz. Muhabbetinize doyum olmuyor ama bizim bir sürü taşınacak eşyamız var. Hadi bize müsaade. Daha da kolay gelsin. Siz burası olduğuna emin misiniz? Yani bize burasını söylediler ama bir yanlışlık varsa düzeltebiliriz. Yeter mi? Benim kafam iyice karıştı ha. Anam, bu evin duvarları da pek bir ince. Baksana, yukarıkinin bağırtısı buraya kadar geliyor. Site evim o kadar oluyor demek ki. Deme kızım öyle, sus. Haline şükret, bak bunu da bulamayan var. Allah rahmetli babacığımdan bin kere razı olsun. Bir kere göreydim yüzünü. Ya ah benim güzel annem. Hadi topla kendini. Bak yeni bir hayata başlıyoruz. Her ne kadar kendisini görmek kısmet olmadıysa da eminim ki büyük babam da hayata dört elle sarılmanı isterdi. Doğru diyorsun kızcığım. Ha söyle. Tamam tamam. Hadi işini yapsın. Teo, ben bu karışıklıktan çok sıkıldım artık. Al benden de o kadar. Aynı eve taşınmamız mümkün olmayacağına göre problem neyse halledilir. İnşallah. Mühsine. Sabahtan beri ağzıma bir lokma koymadım bilir misin? Biz dışarı çıkıp yemek yerken onlar da bu yanlışlığı derhal düzeltsinler. Hayatınla bin yaşa. Ve hadi gidelim. Ben bir tuvalete uğrayayım gelin. Aman bir Teo, senin bu gider ayak tuvalete uğrama huyun yok mu? Ya Mühsine, lafı uzatma. Sen aşağı in, ben hemen geldim. Hey, tamam, tamam. Hadi, hadi. Geldi. Bu para. Ya burası banyo değil. Mutfakmış ya. Banyo nedir?
İyi iyi, banyosu da bayağı genişmiş. Hadi gel bir de odalara bakalım. Ya. İşte bu. Gözünde tahmin gücüm çok yüksek. Kesinlikle at yarışı oynamam lazım. Odalar da püfür püfür. Ay. Sen şimdi bizim yanımızdaki odayı alırsın. Abin de küçük odada kalır, tamam mı kızım? Tamam. Ya da bu eve hiç yerleşmeyiz. Baksana üst katın sifon sesi bile gayet net bir şekilde duyuluyor. Ay normal o, normal. Allah Allah, sen de neleri düşünüyorsun? Hadi hadi, gel mutfağımıza bakalım, gel. Mutfakta tam yemek yapmalık hani. Of anne ya, adı üstünde mutfak. Tabii ki yemek yapmak için olacak. Ay bu hakikat başka kızım. Neticede rahmetli babamdan bana yadigar. Ya. Naber bacana o. Naber bacana, bu işin sonu ne olacak? Söyle naber bacana, bu işin sonu ne olacak? Mesine, diyelim ki bizim cağ kebabının yerini tutmaz ama yine de fena değil. Hele ye de Allah'sa, hele ye ye. Vallahi ben çok doydum Teo. Tamam, teklif var, ısrar yok. Bari o köften alıp kalmasın. Günah, günah. Funda, canım, sana kendi ellerimle kalpli çikolata yaptırdım. Yedikçe beni hatırlarsın. Ay ne gerek vardı Toraman? Olur mu canım? Sen her şeyin en güzeline layıksın. Yok, anlamadın. Yani demek istiyorum ki biz seninle böyle bütün gün karşılıklıyız ya. Seni nasıl unutabilirim? Hı? Ha? Funda, akşam bir işin var mı? Hangi akşam? Bu akşam. Bilmem. Bir işin falan yoksa bir kafede çay falan içelim. Ay Toraman sen de çok şakacısın. Dışarıda masrafa ne gerek var? Hayır oturur burada içeri. Hatta bak ne diyeceğim. Sen şimdi git hemen iki tane çay kap da gel içelim. Hadi hemen gel. Yılmaz Beyler 13 numaraya taşınıyorlar. Teo Beyler de 13 numaraya taşınıyorlar. Ya bu işte bir iş var ama ben anlamadım vallahi. Pişt, kapıcı. Öyle boş boş duracağına bize yardım etsen olur musun? Allah Allah! Ya kardeşim, burada hayati bir mesele var diyorum. Birazdan kıyamet kopacak diyorum. Senin derdinse bana amiralik yaptırmak. Ne kıyameti ya, ne diyorsun sen? Sen burada biraz bekle, kıyamete şahit olursun birazdan. Peyami'den paso. Ne diyorsun sen ya, ne oluyor? Ya kardeş, siz kaç kişisiniz? Ben varım, bir de Remzi var. Ha demek iki kişi oluyorsunuz. Evet, öyle oluyor. Demek ki onlar da diğerleriymiş. Ha, iyi geçip lafın üstüne gelirmiş. Baksana hemşerim. Buyur kurban. Siz bu eşyaları kaç numaraya çıkarıyorsunuz? Vallahi 13 numara ya. 13 numara mı? Orası bizim daire. Yok beyim, orası Teo Beylerin. Vallahi bize oraya taşmamızı söylediler. Biz de oraya taşıyoruz. Ya ne Teo'su, yanlışlık var kardeşim. Orası bizim daire. Nerede bu Teo? Ha onlar yemeğe gitti ama biraz sonra gelirler ha. Gelsin şu Teo bakalım neyin nesidir ya. Biz halledelim şu işi ya, Allah Allah. Tamam kurban, kızma ya. Eyvah, birazdan kıyamet kopacak. Tıpkı 2012 filmindeki gibi. Ne oldu lan? Hayali sükuta mı uğradın lan yoksa ha? Abi o bir kere sükut hayal.
Aman boş ver, ne hayalsi işte. Allah Allah, oğlum ısrar etme sen de, bırak. Allah Allah, atalarımız ne demiş? Birini seviyorsan serbest bırak. Dönerse o senindir. Dönmezse onun Allah bin türlü cezasını versin. Yok oğlum, bu böyle değildi. Nasıldı lan, söyle ha? Abi o bir kere, dönerse senindir. Dönmezse zaten senin hiç olmamıştır. İşte bu lan, bu. Abi ama sen beni anlamıyorsun. Benim derdim ona bir türlü açılamamak. Lan bunu biliyoruz. Başka bir şey söyle, başka bir şey söyle. Abi bak, ne zaman çıkma teklif etmeye yanına gitsen olmuyor. Bir kıza kalp bir çikolata verdiğinde onun bir çıkma teklifi olduğunu anlar. Ama bu anlamıyor abi, anlamıyor. Sen de çıkma teklifinde bulun. Seni seviyorum. Sana aşığım de. Geberiyorum de. Bir şeker gibi eriyorum de. Eriyorum de. Abi öyle küt diye denir mi ya? Hani ya yok derse, hani hayır derse ben orada düşer bayılırım abi. Ben yıkılırım. Senin keyfini bekleyinceye kadar. El alemin, el alem var ya, el alem gelir böyle, böyle taklılara kapı verir kıza. Anladın mı? Sen de böyle arkasından böyle bak, 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 böyle malak gibi böyle. Baka kalmışsın. Şu salatayı götür şu tarafa. Ulan ya, tutsana şunu ucundan götürelim ya. Salak mısın oğlum? Niye? Duymadım Karadeniz adamı ne diyor. Ne diyor? Diyor ki ortada bir yanlışlık var diyor. Bu daire bizim dairemiz değil. Ya dayıların evi değilse bizim eşyaları taşıdığımız ev? Olsun. Bu yine eşyaları taşımamıza engel mi? Engel tabii. Niye? Ya Karadeniz adamı haklıysa götürdüğümüz eşyaları tekrar geri çıkarmamız lazım gelir. Ha, doğru ya. Ulan ya. Çok akıllı adamsın ha. İlkokul 3'e kadar boşa mı okuduk oğlum? Ha, helal olsun sana. O zaman bunları kamyona geri taşıyalım. Hadi. Devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.